Şimdi ekran kaydımı ben açtım. Öncelikle bugün gerçekleştireceğimiz PTC Creo Welding Design adlı webinarımıza hoş geldiniz. İsmim Sercan Güzel. Çoğunuz biliyordur, hani teknik destek kapsamında genelde bizim teknik ekipte sizlerle iletişim halinde oluyoruz. Tanımayan arkadaşlar için de kendimi de tanıtmış olayım. İnformatik firmasında yaklaşık 4 senedir uygulama destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün de tabii sizlere PTC Creo Welding Design başlığı adı altında Design Essential paketi, yani günümüz paket ismi olan Design Essential paketi içerisinde standart olarak yer alan Welding modülünden bahsedeceğim. Bugünkü webinarımızı tabii yaklaşık 50 dakika ile 1 saat 10 dakika arasında gerçekleşeceğini öngörmekteyim. Sunumu tamamladıktan sonrasında tabii sorularınız da olacaktır mutlaka ki bunları yanıtlamak adına da soru panelini ben inceliyor olacağım. Bu şekilde sizlerle sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Şöyle geçelim. Peki bugün sizlere neleri aktaracağım bugün webinarda? Bugünkü webinarımız içerisinde Creo 8 ile beraber gelen yenilikçi kullanıcı arayüzünü aktaracağım. Bunun haricinde tabii kaynak dikiş türlerini kolay bir şekilde tanımlamayı ve bunun tabii dokümanlarını da basit ve hızlı bir şekilde oluşturmayı burada sizlere hem teorik olarak anlatacağım hem de uygulama olarak da bu webinarımızı gerçekleştireceğiz. Peki, sizlerin de bildiği üzere tabii Creo parametrik yazılımının 8.0 versiyonu da Nisan ayında piyasaya sürüldü. Ve şu an itibariyle piyasada Creo Parametric 8.0.1 versiyonu mevcut. Tabii aramızda mutlaka ki Creo 8'e direkt Creo 8'i görmüş veya öncesinde alt versiyonları kullanıp da sonrasında Creo 8'e geçiş yapmış kullanıcılar da aramızda mutlaka ki mevcuttur. Buradaki önemli noktalardan biri arayüzünün kullanım kolaylığı her versiyona gitgide daha çalışma akışımızı hızlandırıyor. Tabii Creo 8 ile beraber de bu welding modülü üzerindeki arayüz anlamında da tabii önemli geliştirmelerimiz de mevcut. Ben özellikle bunu dile getireceğim. Zaten arayüzleri ekranda görüyorsunuz. Hani görsel açıdan da bizlere daha açıklayıcı bir arayüz karşımıza geliyor ki Creo 8'de gördüğünüz arayüz aynen bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi Creo içerisinde kaynak dikiş türlerini biz tanımlıyoruz. Öncelikle Flat Weld, Butt Weld, Tuck Slot Weld diye bahsettiğimiz Spot Weld gibi kaynak dikişlerimiz var. Bunlar da işte V tipi kaynak tipi. Zaten bunları da göstereceğim. Bunun haricinde işte delik kaynak dikiş olur. Veya spot kaynak dikiş olur. Veya işte punto nokta kaynak dikişi şeklinde dikiş türlerimiz mevcut. Zaten standartta kullanılan dikiş türleri bu şekilde yer almakta ve bizler de bunları Creo 8 içerisinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii Surface ve Lightweight kaynak türleri arasında geçiş yaptığımızda da Lightweight kaynak türü referans boyunca da çizgi olarak tanımlanıyor. Yani bir çizgi görsel olarak biz bunu görüyoruz. Intermittent diye bahsettiğimiz metot kaynağı yapısı söz konusu. Çapraz ve tabii simetrik burada yer alıyor. Özellikle çift tarafta kaynak yapıyorsanız bu noktada bizlerin gördüğü kaynak türü bu şekilde yer almakta. Tabii biz burada düzenleme kutucuklarını da yer almakta istedik. El kaldırıldığını gördüm şu an. Harun Bey el kaldırmışsınız ama özel bir durum mu mevcut? Sesim mi gelmiyor acaba? Tamam. Şimdi buradan sonrasında Creo içerisinde kaynak sembolü oluşturma kısmına baktığımızda da tabii RGB ve ANSI standartını görüyoruz. Bu iki tane standart yapı söz konusu. Kaynak sembolleri kaynak konusunda bir bilgi notu olarak oluşturulacaktır. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Aslında biz kaynak konusunu oluşturduğumuz andan itibaren otomatik olarak bize bir bilgi notu olarak modül üzerinde yansıyor. Yani biz NVIDIA yapısı içerisinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sesim çok kötü geliyor. Sesimi duymakta sıkıntı yaşayan başka kullanıcı var mı? Şu an sesimi duymakta sıkıntı yaşayan başka bir kullanıcı var mıdır? Sesim geliyor mu acaba? Bir sıkıntı var mıdır bu noktada?
yankı yapıyor. Şöyle yapalım. Şu an ses durumu nasıl? Herhangi bir yankı durumu söz konusu mu? Sesim düzeldi mi? Evet, sesim düzeldi. Tamam, süper. Bulunduğum ortamla alakalı bir sıkıntı vardı. Tamam, şu an mikrofonu düzeldi. Gayet iyi. Yine mutlaka böyle bir durumla karşılaşırsanız beni bilgilendirirseniz sevinirim. Şu an daha iyi oldu. Bilgisini alalım. Bilgi notu olarak eklendiğini burada özellikle dile getirebiliriz. Tabii kaynak üzerinde tanımlı parametrelerde kaynak notuna ekleniyor. Burada şundan bahsederler aslında. Kriv içerisinde kaynak pozis tanımlaması söz konusu. Yani biz bunun içerisinde kaynak yöntemi, işte ilgili standarda bağlı olarak yönetmelik bilgisini, yani işte kaynak pozisyonu veya kaynak dolgu malzemesi gibi bilgileri biz bu notun üzerine ekleyebiliyoruz. Ve tabii kaynak sembolü özelleştirmesini aynı şekilde destekliyor. Yani biz teknik resim içerisinde bu sembolü özelleştirebiliyoruz. Ve ek olarak da tabii açıklama notu da direkt modelin üzerinde eklemeniz mümkün. Özellikle şunu da geçeyim, sembollerin oluşturulması kısmıyla alakalı yakın zaman içerisinde teknik ekibimizde Ayhan Göksu, yani Ayhan Bey'in bir video paylaşımı oldu YouTube sayfası üzerinde. Onu da mutlaka incelemenizi ben tavsiye ederim. Zaten YouTube sayfamızda webinarımızın sonunda da özellikle dile getireceğim. Orada da mutlaka abone olmanızı da ben burada özellikle tavsiye ederim. Şimdi bu noktasından itibaren artık uygulama kısmına doğru geçiş yapabiliriz. Bir soru gelmiş aynı şekilde. Ses hala kötü geliyor, kelimeler anlaşılmıyor. Sesinle alakalı şu an hala bir sıkıntı mevcut mu? Şu an ses durumu nasıl? Hamdi Bey'den bir dönüş gelmiş. Çok boğuk geliyor. Şöyle bakalım. Çok kısa bir ufak bir düzenleme yapacağım bu noktada. Belki mikrofon tabanında bir sıkıntı olabilir. O yüzden bunu bir... Şu an sesim geliyor mu acaba? Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Sesinde bir boğukluk söz konusu mu? Şu an çok daha güzel. Süper. Evet. Tamam. Gayet güzel. Kulaklık bağladım. Şimdi kulaklık bağlayınca sorunumuz çözüldü. Süper. Siz yine eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka beni de bilgilendirin. Ben de ona göre düzenlememi yaparım. Şimdi... Çok ufak bir düzenleme yaptım. Şimdi buradan sonrasında örneklerimizi açabiliriz tabii ki. Benim burada Creo Dataset adı altında 7 tane sizlere örnekten bahsedeceğim. Olabildiğince bunu detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi Creo 8 özellikle şöyle göstereyim. Her kısmında About Creo parametreye baktığınızda bakın 8.0.1 versiyonu burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani en güncel versiyonumuz şu an 8.0.1, yakın zamanda 8.0.2'yi bekliyoruz. Ocak, Ekim ayı içerisinde 8.0.2'nin gelmesi bekleniyor şu an itibariyle. Şimdi örneğimizi açalım. Örneğimizi açtığımız andan itibaren de şöyle bakın burada iki tane parça birbirine montaj içerisinde yerleştirilmiş. Yine bir el kaldırıldı bir durum mu söz konusu? Yılmaz Bey. Sesimle alakalı bir sıkıntı var mıdır? Sesimi duyamam var mı şu an? Yine netleşelim burada. Süper. Şimdi dediğim gibi burada montajda iki tane parçamız birbirlerine montajlanmış şekilde yer alıyor. Peki burada biz kaynak geometrisi yerleştirmek istiyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle burada şundan bahsedelim. Creo içerisinde montaj içerisinde malzeme tanımlaması, montaj isminin üzerine malzeme tanımlaması yaparsanız eğer kaynak içerisinde malzeme tanımlama yaparken size çok daha kolaylık sağlar. Bakın burada Edit Materials'a geldiğim andan itibaren mesela benim burada kullanacağım tungsten malzemesi var. Özellikle ben tungsten malzemesi üzerinden burada yürüyeceğim örneklendirme yaparken. Tungsten malzemesini buraya eklemiş oluyorum bakın. Sonrasında
Applications içerisinde de burada welding adı altında bir başlık var. Bu welding başlığına tıkladığımız andan itibaren bizi welding arayüzünün içerisine yönlendiriyor. Şimdi buradan sonrasında bakın burada setup bölümü mevcut. Burada özellikle dile getirmesi gereken konularımız mevcut. Kaynaklı kişinin tanımladığımız alan da tamamen burada. Ve gerekli bilgileri doğrudan burada alacağız. Bunları da tabii sırasıyla beraber görüyor olacağız. Şimdi weld material tıkladığımız andan itibaren bakın yeni bir malzeme tanımlaması burada. Üzerine bir kere tıkladığınız andan itibaren malzeme ismini buraya girebilirsiniz. Şu an biz otomatik kendi hazırladığımızı göstereceğim ama öncesinde tabii ben yine bunu göstermiş olayım. Bakın burada tungsten değeri otomatik olarak montajdan gelen bilgiyle biz bunu elde ediyoruz. Burada elektrot bilgisine giriyorsunuz aslında. Hani çap bilgisine, uzunluk bilgisine burada giriyorsunuz ve bakın parameters içerisinde de burada doğrudan karşımıza geliyor. Bu bilgiler doğrudan unsur parametresi adı altında yer alıyor. Şimdi burada şundan bahsedelim. Eğer biz şu an tabii bir kayıt yapmayacağız ama save'e tıkladığım andan itibaren bakın beni bir tane adresi yönlendiriyor. Library, weld library diye bir adresi yönlendiriyor. Veya ben burada bakın open dediğim anları ya ben burada tungsten direkt adresin içerisinde daha önce hazırlanmış bir malzemeye giriyorum. Tıkladım. Bakın sonradan eklemeye yaptığımız için tabii bu malzemeyi burada kaldıracağız. Şu an tungsten malzemesi kalkacak. Burada da bakın çap bilgisi, uzunluk bilgisi de buradan doğrudan karşımıza geliyor. Parametrelerde de bu karşımıza aynı şekilde geliyor olacak. Bunu da tabii nasıl kontrol edebildiğini ben tekrardan göstereceğim. Ama burada özellikle dile getirmeye çalıştığım nokta şu. Ben open'la dediğimde, save'de dediğimde hep aynı yeri gösteriyor. Şimdi okey diyorum. Bunu kontrol eden mekanizmayı da şöyle kısaca göstereyim. Options içerisinde Configuration Editor'da bir arama yapıyorum. ProWeld diye bir arama yapayım. Bakın ProWeld params 1 diye bir parametre var. ProWeld params 1 sizin malzeme tanımlamalarınız olur. İşte proses tanımlamanız olur. Preference tanımlamanız olur. Direkt bu adresten bakar. Yani siz kaydedeceğiniz zaman veya bir şey dosya çağıracağınız zaman direkt buraya bakarsınız. Directory'niz doğrudan burası olur. Şimdi tabii benim adresim tanımlı olduğu için ben direkt OK deyip çıkıyorum ama ben şunu da söyleyeyim. Burada bakın Parameters for Weld adı altında şöyle Configuration Options for Welding var. Ben bu dokümanı bu videoyu paylaşırken de mutlaka altında paylaşacağım. Bu parametre özellikle konfigürasyon ayarlamaları sizin kaynak tanımlamaları yaparken daha otomatize bir şekilde ilerleyebilmeniz için çok faydalı olacaktır. O yüzden ben bu bilgileri de videoyu özellikle YouTube sayfamızda paylaşırken de bu dokümanda altında açıklama bilgisi olarak paylaşacağım. Bilginiz olsun. Şöyle arka planı almış olalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim tabii. Şimdi proses bilgisini de burada aslında oluşturabilirsiniz. Proses az önce de dile getirmiştim. Bu kaynak yöntemi, işte ilgili yönetmeliğe bağlı standart, işte kaynak pozisyonuyla ilgili bilgi, veya kaynak dolgu malzemesi gibi spesifikasyona bağlı eğer bu bilgiyi girmek istiyorsanız bu bilgiyi burada girmeniz gerekiyor ki siz kaynak dikişini tanımladıktan sonrasında direkt ok sonunda bu bilgi size bir not olarak karşınıza gelsin. İnternette tabii bununla ilgili örnek uygulamalarda anlatılır. Hani sizlerin kendi standartına göre burada spesifikasyon numarasını vermeniz beklenir. Burada eğer tabii ek bir bilgi verecekseniz de mutlaka slash yardımıyla bunu eklemeniz gerekir. Machine type kısmında özellikle bakın manuel veya robotik bir şekilde bunu yapacağınızı belirtmeniz gerekebilir. Treatment içerisinde düşük hidrojen, işte ön ısıtma, ard ısıtma bilgilerini burada girebilirsiniz. Veya işte burada talaş kaldırma hızı, maksimum izin verilen uzunluk, minimum izin verilen uzunluk veya maksimum kök açıklığı veya minimum kök açıklığı gibi bilgiler doğrudan burada yer alır. Biz şu an bir kayıt yapmayacağız bilginiz olsun ama bu burası ben özellikle burayla ilgili bu webinar sonrasında ayrı bir video özellikle oluşturacağım. Kullanıcıların daha net kullanabilmesi adına. Parametres kısmında da bakın burada da parametreleri net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an dediğim gibi biz bir proses tanımlamayacağız ama proses tanımlamanızı direkt bu alanın içerisinde yapıyorsunuz. Bu webinar sonrasında İleriki zamanlarda prosesle ilgili ayrı bir sadece bir video yayınlayacağım YouTube'da. Bununla ilgili de sizleri de bilgilendiriyor oluruz tabii ki. Şimdi cancel diyorum. Burada bir tanımlama yapmayacağız.
preferences kısmı da burada çok önemli aslında. Yani preferences kısmı özellikle mesela sizin diyelim ki köşe kaynağı atacaksınız. Burada en kesit ölçünüzde diyelim ki işte 3 olarak tanımlı. Burada A veya Z olarak tanımlayabilirsiniz. Bakın köşeden olan uzaklık veya işte referans bölgeden eğik bölgeye olan uzaklık en kesit ölçüsünü burada belirtebilirsiniz. Diyelim ki bir tane ben örnek adı altında burada göstereyim ama dediğim gibi bununla alakalı da ayrı bir video ileriki zamanlarda yayınlayacağım. Intermittent içerisinde burada metot kaynağının içeriğini burada tanımlayabilirsiniz. Şu an bir tanımlama yapmayacağım bununla alakalı. Options dediğim andan itibaren burada özellikle weld material tanımlayacağım. Bakın burada weld materialimiz tungsten, az önce tanımladığımız tungsten. Weld prosesimiz olmayacak. Çepeçevre tanımlaması yapmayacağım burada. Ama ben burada özellikle yüzey finish'i olacağını söyleyeceğim. Ve ben burada kontür kısmında da düz bir şekilde yani işlenek düz hale getirilmiş bir aslında köşe kaynağı oluşturacağımın tanımlamasını yapıyorum. Bunu bir preference haline getirdiğinizde siz bunu aktif bir şekilde tanımlayacağınız kaynaklarda 3 tane, 5 tane, 10 tane noktada aynı aynı metotta tanımlamalar yapabilirsiniz. Yani bu sizin aslında işinizi otomatize hale getirmeyi sağlayabilecek önemli bir nokta diyebiliriz burayı. Ve tabii ben burada save ediyorum bakın. Save yaptıktan sonrasında bakın burada field preference'im varmış. Üzerine kaydedeyim. Sonrasında OK dedim. Unutmayın bakın burada mutlaka config ayarları içerisinde de bunu eklememiz gerekiyor. Bunları da gösteriyorum ki kaynak olayının aslında sadece bir kaynak tanımlamasından öte bunu çok daha hızlı, daha istenen sınırlar içerisinde gerçekleştirmenizi sağlayabilmek burada amaç. Şimdi o zaman burada gidelim. Şurada adresimi de ben hemencecik bulayım. Weld library içerisinde bakın direkt preferansı gördüm. Config'e bunu yazdım. Setup bölümü içerisinde de Weld Standards var. Burada ISO biz genellikle kullanıyoruz tabii. Ama burada ANSI'ye çevirmek isterseniz de imkan mevcut. Aynı şekilde bunu da config'den yönetebilmeniz mümkün. Weld UI Standards adı altında bir config'le bunu yönetebiliyoruz. Şu an biz ISO şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bizim buradaki kısmını tamamladıktan sonra bu alandaki kaynaklı kişinin tanımlayacağımız alan çok daha önem arz ediyor. Weld Wizard kısmı burada size kaynak dikişinin görselini gösterdiği için açıklama bilgileriyle beraber de çok daha istediğinden sonucu elde etmenizi sağlar. Yani köşe kaynağı seçecekseniz bakın burada yer alıyor. I kaynağı, V kaynağı, işte yarım V kaynağı, köklü V kaynağı yani Y kaynağı diye geçiyor. İşte köklü yarım V kaynağı, işte U kaynağı, J kaynağı veya işte burada V kaynağının farklı gösterimleri veya burada işte delik kaynağı veya slot kaynağı veya punto kaynağı, nokta kaynağı diye bildiğimiz dikişler burada yer alıyor. Tabii bunların da önemli noktalarına burada ben değineceğim. Şimdi köşe kaynağı oluşturacağımı söylüyorum. İsterseniz bunu simetrik veya asimetrik olarak tanımlamanız mümkün. Okey diyor. Tanımladıktan sonra bakın. Burada kaynağın kalınlığının 3 olduğunu görüyorum. Az önce options'ı ben ne tanımlamıştım? İşte yüzey finish'i tanımlamıştım. Burada bir de flat düz bir şekilde yani işlenerek düz hale getirilmiş bir köşe kaynağı haline getireceğimi söylemiştim. Bakın malzemesi bile burada yer alıyor. Yani aslında burada baktığımızda bu iş bu süreci çok daha hızlı bir hale getirebiliyoruz Creo'da. Şimdi birinci yön yüzeyimi seçiyorum. İkinci yön içinde burada diğer yüzeyimi seçiyorum. Bu arada şunu da ek olarak belirtmek isterim. Creo 7'de buradaki arayüz biraz daha aslında baktığınızda biraz daha özellikle biz metot kaynağı oluştururken arayüzün Creo 7 ve öncesi versiyonlarında çok daha anlaşılır olmadığını görüyorduk. Ama Creo 8'de bakın burada açıklamalar çok daha net, belirgin bir şekilde karşımıza geliyor. Bu şekilde ufak bir ekleme de yapmış olayım. Şimdi buradan sonrasında bakın yüzeylerimi ben burada tanımladım. Sonrasında burada yüzey kaynağımı oluşturdu. Ama ben bunu tabii solid olarak mutlaka ki belirtmem gerekiyor. Burada geometri türüm solid olmalı. Burada özellikle şuna dikkat edilmeli. Burada boylu boyunca ilerliyor ama siz isterseniz bunu
Şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bir noktadan daha içeri veya daha dışarı olacak şekilde yapabilirsiniz. Yani joint'in üzerine tıkladıktan sonra details'e tıklarsanız bakın burada zaten doğrudan joint bir adı altında yer alıyor. Şimdi ben burada mesela blind dediğim andan itibaren ikinci yön için böyle bir tanımlama yapmayacağım ama başlangıç için böyle bir tanımlama yapacağım. Bakın burada isterseniz eksi 10 şeklinde dediğim andan itibaren şuradaki değerini gireyim hatta. Şöyle hızlıca 10 diye gireyim. Pardon yanlış oldu. Eksi 10 dedim. Bakın eksi 10 şeklinde tanımlamasını yaptı. OK dediğim andan itibaren sadece bu alana kadar yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Biz yine eski haline getireceğiz. Hatta eski haline getirmek isterseniz bakın Restore Default dediğinizde otomatik olarak standart bir default'a sistem kendini alıyor olacaktır. İsterseniz burada iki yönlü yapmak isterseniz bakın Double Sided yöntemi mevcuttur. Double Sided'da da OK yönü ve diğer yön olarak tanımlaması da gerçekleştirilebilir. Diğer yön olarak da yine yüzeylerimi ben burada tanımlıyorum. Bakın burada doğrudan kaynak oluşturma imkanını bana sağlıyor. Ve sembol içerisinde baktığında bakın burada sembolde de özellikle düzenlemeyi doğrudan yansıdığını net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi ben bunu tabii single sided olarak tanımlayacağım. Hani single sided tanımladığınızda bakın set 2'ye çekti. Bu fazla olan seti de ben burada kaldırmış olacağım. Zaten A ve Z değerlerini az önce görmüştük. Z1 ve Z2 değeri artık Creo 8 itibariyle iki noktadan farklı ölçülerle yönetebilmeyi sağlıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Creo 8'de gelen bir özellik bu. Intermittency özelliğine geleceğim. Ama Options'da dile getirmesi gereken noktalar var tabii ki. Bakın Solid olarak tanımlamıştık zaten. Burada malzememiz tanımlı. Belt Process'i şu an tanımlamadık ama dilerseniz tanımlayabilirsiniz. Çepeçevre kaynak yapılacağı söylenebilir. Yerinde kaynak yapacaksınız veya şantiyede kaynak yapacaksınız. Field Welt bayrağını burada yerleştirebilirsiniz. Kontrol kısmında da bakın burada işte Convex, Flat, Concave veya Smooth Blend hani pürüzsüz bir şekilde olmasını biz burada sağlayabiliyoruz. Yani bu sembol bazında karşımıza gelir. Bir geometrisel olarak bu şekilde görmezsiniz. Bilginiz olsun. Şu alt tarafta ise Display Sequence ID adı altında bir alan görüyorsunuz. Bu Display Sequence ID işte şu prosesin bulunduğu alandaki bilgiyi buraya yansıtıyorsunuz. Yani siz Display Sequence ID proses bilgisini girdiğinizde oraya doğrudan o bilgi yerleşiyor olacaktır. İsterseniz kullanmıyorsanız tabii kapatabilirsiniz ama biz burada tabii sekansın sırasını bozmamak için bunu kapatmıyoruz. Keep ID in Sequence de şunu yapar. Mesela sizin iki tane farklı noktalı kaynağınız var. Ama siz mesela işte birinci kaynağınızı sildiniz. O arada dediniz ki ben bu ikinci sıradaki yapının sırasını bozmak istemiyorum. İşte Keep ID in Sequence diye bahsettiğimiz alan tam olarak bunu yansıtmış oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi Surface bunu yüzey olarak oluşturuyor. Light kısmına ayrıca geleceğim. Light kısmı çok güzel taraftır. O yüzden Light ile ilgili önemli bir noktaya da değineceğim. Ama şu an için Solid'de kalmasını ben burada tercih ediyorum. Burada özellikle dile getirmemiz gereken noktaları dile getirmiş olduk. Burada dile getireceğim şöyle güzel bir durum var. Bakın Intermittency. Intermittency'nin nasıl kullanılacağı konusunda mutlaka ki kullanıcıları bir merak durumu oluyor. Intermittent Welt burada metot kaynağını tanımlamak için bakın burada boşluğu bir şekilde burada kaynağı oluşturabileceğinizi söylüyor. Şimdi biz burada lineer olarak görüyoruz ama mesela burada bir silindirik bir parça olsaydı ve biz referansları buna göre belirlemiş olsaydık burada angular seçeneğini de görüyor olacaktık ki ileride de göreceğiz. Burada bakın işte ne kadar mesela bir uzunluğunda kaynağını attı ondan sonrasında boşluk bıraktı. Kaç adet olacağını söyledim? 4 adet olacağını söyledim. Ama bakın burada diğer taraftan başladı. Bu durumda şunu yapabilirsiniz. Location tarafında referansları değiştirirseniz yani mesela burada aşağıyı seçip işte diğer tarafını seçerseniz sonra burada bir değişikliği buna göre yaparsanız buradaki problem çözülecektir. Bilginiz olsun. Buradaki sebep aslında referansların verilmesiyle alakalı bir konu. Şimdi dediğim gibi burada işte bir milim kadar bir oraya kaynak atıldı, boşluk bıraktı. Bir milim kaynak atıldı, 4 adet oluşturdu. Ve bunu işte end with gap şeklinde bunu yerleştirdi. Ama end with weld dediğiniz andan itibaren gider bunu en sona göre kendi hizalamasını yapar. Bu alan tamamen hizalama bölümü içeriyor. Yani ben burada mesela işte 2 tane olsun diyebiliyorum. Veya ben buradaki adet sayısını 5 olsun diyebiliyorum.
bu tip ayarlamaları yapabiliyoruz. Veya bakın pitch kısmında, adım kısmında by value derseniz buradaki mesafe aralığını da kendiniz kontrol edebilirsiniz. Krem 8'de bu arayüz aslında çok daha iyi bir seviyeye geldi diyebiliriz. Şimdi burada intermittent value'de bakın isterseniz buradaki adet sayısını da isterseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi 4 yaptım. Bakın 4 yaptı. 3 yaptım. Azalttı. Tekrar 5 yaptım. Bu sefer istediğim seviyeye gelmiş oldum. Ben mesela şunu diyebilirim mesela. 5 dediğim andan itibaren şuna bakayım. Hatta şöyle biraz küçültmeye çalışalım. Bakın buna göre ayarlamalarını kendi ayarlamış oluyor. Tabii biz yine olduğunca şu şekilde ayarlamakta fayda var. Az önceki ölçüyü çok da bozmadan burada. Yani amacımız burada çünkü ölçü değil, burada geometrinin oluşması durumu. Şimdi OK tıklayıp buradan sonrasında bakın cancel diyebiliyorsunuz. Ben burada tabii yine bu intermittent weld'i burada kapatacağım. Ama en azından bunu da bir görmüş olalım. Burada edit definition'da tekrardan değişikliği yapmak için geri dönebilirsiniz. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında şundan bahsedeceğim. Intermittent weld'i kapatıyorum. Bakın burada light weld, light weight weld trajectory adı altında bir alanımız var. Bu özellikle light geometri type için faydalı olacak bir alan. Hatta şunu yapalım öncelikle. Solid kısmı. Bunu yapmanın öncesine malzemeye bağlı olarak kütle hesabı yaptıralım. Bakın kütle hesabını light weld, weight weld'i anlatmamın öncesinde kütle hesabını burada gerçekleştirdim. Bakın pro MPMS burada direkt yer alıyor. Yani siz katı model oluşturduğunuzda burada kütle bilgisini elde edebiliyorsunuz. Ama zaten kaynağın bilgileri de burada mevcut. Hani kaynak. Kendi işte kütle bilgisi burada yer alıyor. Bunları şundan bahsedelim. Creo içerisinde model ağacı içerisinde özellikle tree columns içerisinde type bölümü içerisinde de bizler şunları görebiliyoruz. Burada welding, info welding paramız var bakın. Burada welding parametreleri burada yer alıyor. Eğer welding info'yu görmek istiyorsanız bakın burada bizim buraya eklediğimiz gibi mesh gibi, length gibi, işte bunun haricinde process name gibi bilgileri de burada yer edilmiş oluyor. Bunda bir bilgi olarak eklemiş olan. Buradaki mesh de zaten az önce buradan geldi. Ben bunu daha önce hazır ettim. Bu anda ufak bir değindikten sonrasında şimdi light weight weld trajectory'den bahsedebiliriz. Özellikle burada weld geometri type'ımızı bakın light olarak burada belirtiyoruz. Şimdi light ne işe yapar? Burada bakın gördüğünüz gibi çizgi şeklinde burada karşınıza geliyor. Tabii bir katı geometri gibi bir yoğunluk yaratmayacaktır. Bir de düşünün hani çok fazla kaynak geometrisi olduğunu çok yoğun bir modelde bu size mutlaka ki bir yavaşlık olarak dönme ihtimali olabilir. Ama bu noktada eğer siz şunu istiyorsanız ki ben burada işte light olarak, light geometri olarak göstereyim ama teknik resim ortamında da ben bunun katı geometri olarak da hani görmek istiyorum diyorsanız eğer light weight trajectory weld türü bunun için çok daha uygun olacaktır. Teknik resim ortamına şimdi geleceğiz. Burada manuel olarak kontrol edebilmenizin arkasında direkt oradan şu vardı bakalım. Trajektörümüz şurası. Bakalım şuradan trajektörü de burada bakın veriyorsunuz. Trajektörü belirlediğiniz andan itibaren isterseniz bakın burada yine aynı az önceki details'da yaptığımız gibi düzenleme yapabiliyoruz. Eksi 10 dediğim andan itibaren ben bunun görünümünü artık eksi 10 şeklinde içeri doğru göreceğim. Ama tabii benim burada bunda bir şey yok. Boydan boya şeklinde ilerleyecek bu. Okey dediğim andan itibaren bakın bu bilgiler doğrudan buraya yer aldı. Şimdi asıl önemli nokta da burada teknik resim ortamına geçtiğinizde biz bu bilgileri karşı tarafa nasıl aktarırız? Yani teknik resimde sonuçta biz bu bilgileri gösterebiliyor olmamız gerekir. O zaman bir teknik resim açalım bu noktada. Modelle aynı isimde olsun. Empty with format dedim. Burada da working directory'de bulunan Fermi dosyamı çağırdım. Buradaki parametreleri geçiyorum. Ben model üzerine tanımlamadım ama bunların mutlaka ki bir karşılığı var. Sonrasında ben burada general view ile bakın buraya görünüşünü getiriyorum. Özellikle burada front'tan bir görünüş getirdim. Sonrasında geldim bir de projection view çıkardım. Şöyle yapayım hatta. Şöyle yapayım bir ihtimalle.
bu şekilde görüşümü buraya getirmiş oldum. Bir de tabii şöyle bir şey yapalım. Şuraya general view'la buraya bir izometrik görüşte getirelim. Hızlı bir şekilde bunu görmek adına. Şimdi burada şundan bahsedeceğim. Burada flatbed'de bir sıkıntı olmuş. Ha, şu an düzeldi. Tamam. Şimdi burada şundan bahsedeceğim özellikle. Şimdi diyelim ki biz burada kesit alma işlemini gerçekleştireceğiz. Kesit alma işlemini gerçekleştirmeden öncesine bakın Prepare Drawing Properties içerisinde Detail Options'da şu ayarı yapacağım. Weld dediğim andan itibaren bakın burada Weld Light Exec dediğim andan itibaren ben bunu eğer Solid Based yaparsam eğer bakın Solid Based olarak ekliyorum ben bunu. Ki daha önceden de eklenmiş bu arada. Şunu bir şey yapalım. Geçelim. Close dediğim andan itibaren diyelim ki ben hatta buradan düzenlemeler açıyorum. Düzenlemeyi de açtıktan sonrası bu görünüş üzerinden bir kesit alma işlemi gerçekleştireceğim. Planar single diyorum. Kesitimin ismi A olacak. A dedikten sonrasında bakın. ASM front'tan kesiti aldım. Direkt tik diye burada işaretledi. Şöyle şey yaptığımda direkt bakın burada gösteriyor. Direkt burada bu şekilde kesit alma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Şöyle bir bakalım. Bir ufak bir yine bir sıkıntı oldu sanırım. Bakalım. Sanırım bir ufak bir sıkıntı oluyor ama tam olayını anlayamadım. Şu an düzelmiş gözüküyor. Tamam. Şimdi bu bulunan alanda bakın düzeltmeyi yaptı. Bunu da bu şekilde göstermiş oldu. Kesit alanında ben bunu görmüş oldum. Şimdi buradan sonrası ben özellikle şunu getireceğim, dile getirmek istiyorum. Tablo içerisinde ben burada hazır bir tablo çağırabilirim. Şimdi Working Directory'e gidelim. Bir bakalım. Benim bir tablom vardı bununla alakalı. Nedense şu an tablomu burada göremedim daha önceden. Tablom gitmiş gözüküyor nedense. Tablom hali hazırda vardı. Hemen şöyle bir bakayım. Diğer örneklerden birinde olması lazım diye düşünüyorum. Tamam. O zaman şuradakilerden birini buraya taşırsam çok iyi olacak. Nedense tablom şu an garip bir şekilde silinmiş durumda. Şimdi tabloyu ben yine Working Directory'den çektiğimizi varsayalım. Evet, şu an tablomuz buraya geldi. Bakın. Şöyle tablomu seçeyim. Şöyle tablomu buraya çekeyim. Bakın. Buradan sonrasında bakın sıra no 1. Kaynak türümüz fillet olarak geliyor. Kaynak kalınlığımız 3 olarak geliyor. Uzunluğumuz burada 50 olarak geliyor. Ve ağırlık bilgisini ben burada 0.008 olarak karşıma getirebiliyorum. Yani demek oluyor ki ben burada kaynak bilgilerine özellikle ben şunu da hazır buradayken göstermiş olayım. Bakın burada report parameters adı altında bir parametremiz mevcut. Bu parametreler repeat region altyapısında karşımıza gelir. Siz bunu özellikle kaynak için oluşturursanız aynı burada da gördüğünüz gibi bakın şurada da gördüğünüz gibi bir tablo oluşabilir. Veya benim burada oluşturduğum gibi tabloyu da oluşturmanız mümkün olur. Şöyle geometrimi karşıma getirmiş oldum. Ve bu şekilde biz özellikle bilgileri elde edebiliyoruz Creo içerisinde. Son olarak şundan bahsedeceğim. Şimdi close diyelim. Close dedikten sonra bakın burada length, mass, bone gibi bilgiler var. Yani siz mesela özellikle bone bilgisini elde etmek istediniz. Bakın bone bilgisini elde ettiğiniz andan itibaren burada şunu görüyorum. Total length kısmında bakın uzunluğunu ben burada gördüm. Hayat ve sonrasında cevap olarak geleceğim ben. Sonrasında cevap olarak geleceğim. Şimdi buradan sonrasında bakın bilgi burada karşımıza geliyor. Total length kısmında 50 olarak görüyorum. Total mass bilgisini burada elde ediyorum. Ve tabii bunun için süreyi de sistem kendi oluşturuyor. Burada uzunluk kısmında net bir şekilde burada görebiliyorum. Hani ne kadar malzemenin uzunluğu var. Burada da onu bu şekilde görebiliyorum. Ve bu bilgiler ben size şöyle söyleyeyim. Creo içerisinde özellikle örnek birinin içerisinde bakın weldbombinfo.dat adı altında bir dosyanın içerisinde burada yazılmış oluyor. Ben bunu eğer Notepad ile açmaya kalkarsam Notepad ile açmaya kalktığım andan itibaren Notepad'imiz açılsın.
Notepad'imiz açıldığı andan itibaren ben burada bakın bütün bilgileri görmüş oluyorum. Az önceki oluşturduğum bilgiler doğrudan buraya yansımış oluyor. Yani sizin Working Directory'nize bu bilgileri doğrudan yansıtmış oluyor. Şimdi ilk etapta FieldValue'dan bu şekilde bahsetmiş olduk. Bu noktadan sonrasında close diyelim. Close dedikten sonra artık bu çalışmayı bitirerek bir sonraki örneğe doğru geçiş yapacağım. Close diyelim. Birazın atlası da itliyorum. Bakın. İkinci örneğe şöyle bir geçelim. Burada benim bahsetmediğim özellikle şöyle bir nokta var. Bunu ben sizlere dile getireceğim. Tangent Surface montajını açtığım andan itibaren benim burada size dile getirmediğim bir nokta var. Neresi? Applications içerisinden Welding'e tekrardan geliyorum. Tekrardan burada bu sefer Field Welding'i seçiyorum. Bakın direkt Field Welding'i seçtiğim andan itibaren. Buradaki değeri sonrasında ben oluşturacağım. Ama bakın size burada iki tane noktadan bahsetmeyeyim hiç. Allow Tangent Propagation, Treat Size Surfaces as Contact Surfaces. Şimdi buradaki iki tane seçenek ne işe yarıyor ona bakalım. Burada bakın yüzeyi seçiyorum. İkinci yüzeyi seçiyorum. Değerini 0.2 giriyorum. Tangent'ı kapatırsam teğette olan hiçbir yüzeyi almaz. Ama tangent propagation dersem burada radyoslu yüzeyler varsa da bunun takibini mutlaka ki yapıyor olacaktır. Peki three side surfaces as contact surfaces ne işe yarar? Ona bakalım. Remove diyorum. Bakın bu referansları kaldırıyorum teker teker. Sonrasında sadece kontak yüzeylerini seçeceğim. Bakın burada da aynı şekilde kontak yüzeyini seçiyorum. Seçtiğim andan itibaren de tıklarsam eğer bakın direkt oradan aynı şekilde bu geometri solid olarak oluşturabileceğimi görüyorum. Aradaki fark budur. Yani bir tanesinde siz birbirlerine normal olan yüzeyleri seçerken diğerinde kontak yüzeylerini seçtiğiniz andan itibaren bu geometriyi oluşturmayı Creo bize sunar. Okey dedim andan itibaren bakın bunu net bir şekilde görebiliyor. Bundan da bahsetmiş olduktan sonra FieldValue de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki örneğim özellikle burada çok daha önemli detaylara da değinmiş olacağım. Şimdi Working Directory olarak belirtiyorum. Bakın burada 3 ve 4 nolu parçalarım var. Öncelikle şunu yapacağım bir. Bir Select Working Directory ile bir adresimi değiştireyim. Select Working Directory ile benim burada favoriler kısmında template'leri ben burada bir öncelikle buraya bir directory olarak belirteyim. Çünkü ben burada start modeldir diye bahsettiğimiz bir parametre config ayarı vardır Creo içerisinde. Size bütün işte model mesela antetleriniz olur, işte model part başlangıçlarınız olur. Mesela işte start mmks part veya işte start mmns part şeklinde isimlerde kendi template'lerinizi oluşturabiliyorsunuz. Biz de burada Weld için gerekli olan parametreleri oluşturacağız. Yani ben burada mesela bir tane assembly dosyası oluşturacağım. Diyeceğim ki Creo alt-8 Weld template diye bir tane burada parametre oluşturacağım. Burada özellikle şunu yapacağım. Bakın burada malzeme atamasını gerçekleştireceğim. Tungsten. Bir çakışma olmaması adına. Sonrasında geleceğim applications içerisinden, welding içerisinden az önceki yaptığımız bütün tanımları burada yapacağım. Bakın tungsten çağırıyorum. Okey diyorum. Sonrasında geliyorum. Mesela process var mı bakalım? Process bakalım. Process de varmış. Tamam. Process A135 diye bir process oluşturmuşuz. Buna da okey diyelim. Buna da okey dediğimiz andan itibaren buradan close deyip bunu gelip buraya kaydediyorum. Bakın template'in bulunduğu yere kaydediyorum. Regenerate yapmamışım diyor. Tamam bir regenerate yaptım. Sonrasında tekrar bir kayıt işlemini yaptım. Okey dedim. Şimdi buradan sonrasında bunu özellikle gösterdim. Göstermemin de tabii bir sebebi var. Ben şimdi yeni bir tane assembly dosyası oluşturacağım. Example alt-2 diye. Hatta bunu yapmadan öncesine bir şey de Select Working Directory'den adresi de değiştireyim. Burada
Örnek 3'tü zaten. Şuradan hemen SMD içerisinden bakın example 2 diye bir dosya açacağım. Ama burada use default template'i kapatacağım. OK dedikten sonra bakın Creo 8 well template buraya düştü. Benim burada start modeldir diye bir config ayarım var. Bu adreslendiği andan itibaren bütün template'lerimi ben buradan çekebiliyorum. Ne oldu? Bakın ben artık yeni oluşturacağım. Bütün dosyaları benim istediğim içerikler şeklinde yönetebiliyorum. Yani bu bakın işi daha otomatik hale getirmeye sağlıyor. Yani kaynak prosesi içerisinde kaynak sürecinizi çok daha hızlandırmayı sağlayan bir yapı. Geçenlerde teknik ekibimizden Efecan Güner arkadaşım bağlı olduğumuz, yani şirketimizin bağlı olduğu grup şirketi olan İntegral Grubun yakın zaman içerisinde geliştirmeye devam etti ve bizlere sundu. Bir Integral Software Factory Tools adı altında bazı araçlar var. Bu özellikle Creo adı altında bazı işlemlere çok daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Mesela özellikle ben burada Assemble Menu ile otomatik bir şekilde montajın içerisinde birden fazla parça alacaksam bu ISF Tools'ları adı altında bahsettiğimiz tool'larla beraber çok daha hızlı bir şekilde montajımızı, parçalarımızı yerleştirebiliyoruz. Özellikle YouTube kanalımızda da bununla alakalı bir videomuz mevcut. Ben bunu da mutlaka ki izlemenizi tavsiye ederim. Gayet faydalı, geliştirilebilir, güzel araçlar. Bakın buraya iki tane parça yerleştirdim. Şimdi bunları tabii montajda konumlandırmam gerekiyor. Sonrasında kaynak işlemini ben burada gerçekleştiriyor olacağım. Hatta burada düzenlemeyi de açalım. Şimdi biz genelde işte ne yapıyoruz? Mesela burada montajımı hızlı bir şekilde yapayım. Şöyle hemencecik montajımı yapayım. Çok da vaktinizi almadan. Sonrasında bakın bunu coincident yaptım. Sonra bunu paralel dedim. Bakın yüzeyleri birbirlerine düzenleri paralel hale getirdim. Gittim bunu bir de distance yaptım. Şimdi içeride eksi üçlük bir boşluk bıraktım. Şimdi bakın biz ne yapıyoruz? İşte genelde hep şunu yapıyoruz değil mi? Kaynak ağzını önceden hazırlıyoruz. Mesela işte burada bakın işte boşaltma yapmışım. Boşaltma yaptıktan sonra pah kırmışım. Ve aynı şekilde burada da pah kırmış. Yani zaten bir simetrik olan bir parça. Devre aynı farklı isimde simetri olan bir parça. Burada kaynak ağzı için hazırlamışım değil mi? Şimdi peki biz bunu Creo içerisinde kendimiz hazırlayamaz mıyız? Hazırlayabiliriz. Şu şekilde ama welding'in içerisinde hazırlayacağız bunu. Asıl noktamız bu. Bakın burada chamferları bir siliyorum. Hatta gidiyorum bir de şöyle bir şey daha yapacağım. Buradaki az önceki distance'a gideceğim. Coincident olarak belirteceğim. Burada dile getirmeye istediğim çok güzel bir özellik var aslında welding içerisinde. Bakın burada biz ne seçelim? Weld Wizard içerisinde. Öncelikle Edge Preparation'ı hazırlayalım. Öncelikle Edge Preparation. Yani bizim burada kaynak ağzı yani kaynağı yapabilmemiz için ilgili geometrimizi hazırlamamız gerekiyor. Edge Preparation'ı bakın burada özellikle işte weight bir kaynaklarda kullanabileceğimiz araçları içeriyor. Burada da bakın nasıl ayarlamam gerektiğini bana soruyor. Ben de diyorum ki gel en sondaki seçeneği seç. Yani burada bir pah kırılmış olsun. Sonrasında arada da boşluk olsun. Ben bunu bu şekilde simetrik bir şekilde yöneteyim. Preparation Angle 60 derece diyorum. Aradaki boşluk mesafem 3 olacak. Preparation Depth'im 4 olacak. Pardon. Yanlış oldu. Root Opening boşluğu ayarlıyor. Ben burada 3 olarak bunu ayarlıyorum. 3 olarak ayarladıktan sonrasında bakın OK diyorum. OK dedikten sonrasında benden kontak yüzeylerini seçmemi istiyor. Geliyorum. Zaten ikisinin arasında bir yüzey olduğu için sağ klikle kreçesindeki zaten kullanıcılar çoğunlukla bilir. Uzun süredir kullanan kullanıcılar. Sağ klik vasıtası referanslar arasında geçiş yapıyorum. Example 4 montaj içerisinde ikinci sırada. O yüzden bir kere daha sağ klik yapıp Example 3'ü seçiyorum ve OK diyorum. Sonrasında aynı şekilde bir daha sağ klik yapıyorum. Example 4 diyorum. OK diyorum. Bakın buradan sonrasında benden Edge Set'i istiyor. Demek ki burada referans kenarları seçmem gerekiyor. Tangent Chain ile beraber de ben burada aynı şekilde sağ klik yardımıyla bir kere yapıyorum. Sol klik ile seçiyorum. Orta klik yapıyorum. Sonra tekrar Tangent Chain'i seçiyorum. Geliyorum. Example 4'e geri seçimimi yapıyorum. Orta klik yapıyorum.
Bakın buradan sonra okey yaptığım andan itibaren geliyor burada benim istediğim formuna getirmiş oluyor. Yani benim az önceki yapmaya çalıştığım olayı zaten Edge Preparation buna beni hazırlayabiliyor. Yani bunun için ekstra bir çalışma yapmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Hani eğer bu şekilde kullanmak isterseniz. Ama zaten chamfer, pah kırma işlemiyle de zaten bunu yapabildiğinizi ben geometri montajlarken net bir şekilde gösterdim. Şimdi tabii montajın tamamını aktif ettik. Aktif ettikten sonrasında sadece burada ne yapmamız gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Mesela ben burada V kaynağı yapacağım. İsterseniz şunu da yapabiliyorsunuz. İşte Edge Preparation'ı işte sizin istediğiniz V kaynağına uygun olacak şekilde bakın burada seçimleri de yaptırabiliyor. Yani önce Edge Preparation'ı işte o kenar çizgileri referans bölgeleri hazırlıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz kaynağı yerleştiriyorsunuz. Bir adımda ben notch'u da göstereceğim. Boşaltmayı da buna göre ayarlamamız mümkün oluyor. Ama ben şu an tabii Edge Preparation'ı önden yaptığım için şu an buna gerek duymuyor. V olarak tanımladım. Tamam, okey. Okey dedikten sonrasında bakın referans kenar çizgilerimi seçiyorum. Aynı şekilde burada da seçimi yapıyorum. Sonrasında bakın shape'e bakın. Shape de burada zaten az önce biz Edge Preparation'ı bildiğimiz için hemen burada tık diye değerlere giriyoruz. Değerlerimiz ne? 3'e 4 değil mi? Face Offset eğer bir miktar dışarı taşsın istiyorsanız şöyle bir sıkıntı oldu. Ha ben bir tarafta help'i açmışım pardon. Şimdi Face Offset dediğimiz de bir tık dışarı yapar. Şu an için buna gerek duymuyorum. O yüzden 0 olarak belirtebiliyorum. Bakın. Sonrasında Options içerisinde bakın Solid dediğim andan itibaren burada katı geometriyi net bir şekilde oluşturabiliyor. Burada isterseniz bakın Tungsten yine biz burada tanımlamıştık. Weld Process'i bakın. Process 001. Ben burada Sembol'e gittiğimde bakın A135'i görüyorsunuz. Demek ki bu bilgi buradan geliyor. Sembol'da isterseniz aşağıda veya yukarıda tanımlamalar yapabilirsiniz. Veya burada Add Note ile Note eklemeniz mümkün. Şunu sorabilirsiniz mutlaka ki burada işte kaynak kanalını görmek için burada Flared V adı altında bir kaynak tipi var. Bu da zaten bu bilgiyi burada karşınıza getirir. Bilginiz olsun. Hani farklı kaynak çeşitini seçebilirsiniz. Yapı olarak bir farklılığı yoktur bu arada. Nasıl sizin için uygunsa, yani gösterimde hangi metot sizin için doğruysa bunu yapmanız gerekir. Aksi takdirde teknik resimde sembol oluşturmanız gerekir. Ona şu an girmiyoruz tabii. Dediğim gibi sembol oluşturmayla ilgili bir video bizim YouTube sayfamızda mevcut. Şimdi shape'den bahsettik, intermittency'den bahsettik, options. Ha. Bu arada şundan bahsedeyim. Bakın işte burada çepeçevre eklemek isterseniz bakın burada yes diyebilirsiniz. Burada gayet sizin karşınıza getirir. Kontür kısmının altında bir de back type var. Bakın altlık ekleyebiliyorsunuz burada. Siz burada eğer backing derseniz işte removal strip yani burada removal strip'in tam Türkçe karşılığı altlık. Yani altlık eklemeyi burada gerçekleştirebiliyoruz veya kalıcı ek olarak kullanabileceğimizi biz burada söylüyoruz. Bu iki tane seçenek burada bunu gösteriyor. Eğer böyle bir gösterim biçimi istiyorsanız bakın burada sembol karşımıza geliyor. Ben şu an bir ekleme yapmayacağım ama isterseniz arka tarafına da yani kaynağın arka tarafına bir ekleme yapacaksınız. Burada backsize bilgisinde girerseniz bakın burada sembolde yine gösterir. Ve back kontrolü de aynı şekilde burada tanımlayabilirsiniz. Burada şu an bir tanımlama yapmayacağız ama burada tanımlamaları bu şekilde yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu back type seçeneği de özellikle V tipi kaynaklı kişinin karşımıza mutlaka ki geliyor olacak. Bu şekilde V kaynağını bakın o kelimeyi ondan itibaren tanımlayabiliyorum. Burada önemli dile getirmesi gereken iki nokta var. İkincisi template'inizin içerisine sizler kendi malzeme yapınızı veya prosesinizi ekleyerek hazır hale getirebilirsiniz. Çok daha hızlı bir seçim yaptırır size. İkinci olarak da kaynak ağzında kendiniz welding arayüzü içerisinde hazırlayabilirsiniz. Burada dile getirmesi gereken en önemli nokta bu iki nokta. Budur. Benim de kullanmaktan keyif aldığım bir alandır bu iki alan. İşimizi kolaylaştırıyor çünkü. Şimdi close dedikten sonrasında burada bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Gelelim örnek 4'e. Örnek 4'e evet.
Şimdi sonraki örneklerimizde belki şey olabilir. Hani o hazır template'imiz üzerinde yerleştirilmiş olabilir. Sıkıntı değil. Bakın burada hazırlanmış. Sorun değil. Ama şu an için zaten metodu gördüğümüz için de biz bunun artık nasıl uygulayabileceğimizi biliyoruz. Burada şundan bahsedeceğim. Kre içerisinde Applications bölümü içerisinde yine Welding'e geldim. Bakın burada Plug Slot Weld seçenekleri burada yer alıyor. İsterseniz Weld Wizard'ı da sembolünden seçebilmeniz mümkün. Single dedim. OK dedikten sonrasında bakın. Burada Side Surfaces veya Contour Changes, Chains adı altında iki tane seçenek var. Side Surfaces içerisinde bakın yüzeyi seçiyorum. Sonrasında Side Surfaces adı altında Base Surfaces seçtikten sonra yanan yüzeyleri seçiyorum. Burada şunu kontrol edeyim. Analiz içerisinde bir hızlı bir şekilde şöyle değerini kontrol edeyim. Çapı 2. Demek ki buna göre ayarlasam benim için fena olmayacak. Değerimi de buna göre vermem gerekiyor. Devam ettiriyorum. Bakın burada 2 dedim. 2 dedikten sonrasında burada Options içerisindeki seçenekler yine diğer kaynak dikişli türlerinde gördüğümüz seçeneklerle birebir aynı. Bir fark yok. O yüzden buraları tekrar tekrar değinmiyorum. Ama burada Solid'i seçtiğinizde direkt kaynağı oluşturmuş oluyor. Bir de Contour Change'i nasıl yapabiliriz? Bir de onu görelim. Bakın tekrardan OK diyorum. Bu sefer Contour Change'i seçiyorum. Yüzeyi seçiyorum. Yüzeyi seçtikten sonrasında bakın alt kenar çizgilerini seçiyorum. Çapını burada belirtiyorum. Sonrasında Options içerisinde Solid olarak bunu belirtiyorum. Bakın buraya direkt doğrudan yerleştirmiş oldum. İki türlü metot işinizi görebilir. İki türlü kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi bir de bunu tabii biz burada delik kaynağını oluşturduktan sonra bir de tabii bunu slot kaynağını nasıl oluşturacağız? Buna da bakalım. Gelelim. Örnek 5'e geçelim. Buradaki montajımıza gittikten sonrasında bakın burada da slot geometrimiz var. Applications içerisinde bakın welding içerisinde yine plug slot weld'i seçebilirsiniz. Burada şöyle güzel bir olay da var. Şimdi göstereceğim. Side surfaces'te bakın yine base surfaces seçtim. Şurada hemen hızlı bir şekilde şunu da yine bir kontrol edeyim. Buradaki değerimiz de buna göre vermiş olan 2. Az önceki değerle birebir aynı. O yüzden biz buradaki değeri de burada devam ettirelim. Base surface'ı seçtik. Bakın sadece içteki yüzeyleri seçtiğimiz andan itibaren ben bunu solid'e çevirdim andan itibaren. Bakın burada solid'i burada yerleştiriyor. Çok rahat bir şekilde bu geometriyi buraya eklemiş oluyoruz. Şimdi sembolü de burada bu şekilde yerleştiriyor. Şunu söyleyeyim. Bu arada Plug Weld'in kendi içerisinde şundan da bahsedelim. Bakın sembolün içerisinde plug veya slot olup olmadığını burada siz kendiniz eklemeyi burada seçebiliyoruz. Slot dediğiniz andan itibaren buna göre kendi yerleştirmiş oluyor. Slot length'i burada uzunluğu belirtmek isterseniz burada belirtebilirsiniz. Sakın. Şu an orada bir tanımlama yapmayacağız. Şimdi benim burada son dile getireceğim konu spot weld ama sonrasında bir konudan daha bahsedeceğim. Özellikle weld konusunu önemli kılan konulardan biri daha diye belirtebilirim. Bunu aynı şekilde kapatmış olalım. Working Directory'e gelelim. Example 9'u açtım burada. Açtıktan sonrasında bakın noktaları şöyle açalım. Bakın noktalar burada yer alıyor. Siz eğer punto kaynağı yapmak istiyorsanız da burada mutlaka işte ara bölgeleri noktalar yerleştirmeniz gerekiyor. Ve noktalarla sketch noktaları bir bu arada dikkatinizi çekerim. Sketch noktaları değil veya bir vertex burada belirlememiz gerekiyor. Burada belirlememiz gereken önemli noktalardan biri şu. Siz burada datum pointler tanımlamanız gerekiyor model üzerinde. Datum pointler tanımlarsanız sizin için kullanılabilir hale gelecektir. Applications bölümü içerisinde, welding içerisinde bakın spot weld'i seçiyorum. Şimdi buradaki chapter'ın 0.5 olarak belirtiyorum. Girdikten sonrasında bakın location'da noktaları seçiyorum. Kontrolle seçebilirsiniz. Kontrolle seçebilmeniz mümkün. Veya şunu da yapabilirsiniz. Kontrolle seçmezsiniz. Bakın burada pitch welding. Yani siz burada bir yön belirterek aynı pattern'daki gibi yön belirterek siz mesafeyi adet sayısını belirtebilirsiniz.
Yani ben burada mesela 3 diyorum. 3 dedikten sonrasında adet sayısına 3 girebiliyorum mesela. Bakın şuralara küçük küçük noktalar oluşuyor. Ben şu an tabii pitch welding yapmayacağım ama kullanabildiğimizi görmekte fayda var. Yani bu şekilde de eklemeler yapabiliyoruz. Şöyle noktamda eklerim kontrolü seçtiğim andan itibaren bakın burada punto kaynağını da yerleştirmiş oluruz. Ha şuna bakalım bir de şöyle bir detayı vereyim. Burada options içerisinde bakın sadece surface ve light seçenekleri mevcut. Solid seçeneğini burada bizim karşımıza getirmiyor. Bilginiz olsun. Ama bunun altındaki seçenekler weld material veya weld process gibi seçenekler yine her zamanki gibi mevcut. Buradaki tanımlamaların hepsi zaten az önce benim sizlere aktardığım şekilde karşımıza gelmedi. Şimdi benim burada özellikle son bahsedeceğim konu da şu şekilde. Son örneğimize gelelim. Sonrasında sorularınızı değerlendirmek adına ben sizlere vakit vereceğim. Ben de sen diyorum. Bakın burada özellikle şuradaki silindirik yapıyı burada baz alacağız. Şimdi burada özellikle mantıken siz bir kaynak geometrisi oluşturduğunuzda hani sonuçta bu geometrinin içinden geçmemesi gerekir mantıken. Yani orada bir boşaltma alanı olması gerekir. Bunu tabii siz gelip katı geometrinin kendi özelinde boşaltma yapabilirsiniz. Bu mümkün. Ama aynı imkanı yine weld arayüzü bizim karşımıza sağlıyor. Welding bölümü içerisinde bakın. Weld Wizard'da Notch adı altında belirtilen bir alan var. Weld'i kapatıyorum şu an. Bakın burada isterseniz radyuslu bir şekilde bu geometriyi oluşturabilirsiniz. Ya yani aynı şekilde burada işte köşelere olan uzaklıkları belirleyebilirsiniz. Burada kare şeklinde radyusla kırılmış yapıda belirtebilirsiniz. Veya isterseniz burada bir tünel şeklinde açabilirsiniz veya bir dikdörtgen boşluk olabilir. Yani bunu isterseniz siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ama ben şu an tabii hazır bir yapıyı kullanacağım. Yüksekliği de 3, genişliği de 3 olacak. Ve OK dedikten sonrasında bakın trajektörü belirtiyorum. Trajektörü diye belirttiğimiz alanda Shift ile şu seçtiğim iki tane alan oluyor. Pardon, şöyle yapayım. Hatta weld trajektörü belirledikten sonra tangent chain'i seçiyorum. Bakın yüzey kenar çizgisini seçtiğim andan itibaren diğer bütün referansları alıyor. Sonrasında done dediğim andan itibaren bakın otomatik update diyorum. Zaten bütün referans olabilecek geometrileri burada karşıma getiriyor. Bakın plate'leri burada karşımda görüyor. İsterseniz siz bunu tabii otomatik update'le seçmezsiniz. Teker teker seçme imkanını sağlar ama biz zaten burada 3 tane plaka için bunu yapacağız. Ve display level'da part seviyesinde bunu gösteriyor olacağız. OK dediğim andan itibaren ve OK dediğim andan itibaren bakın burada bu boşaltmaları doğrudan part seviyesinde kendi gerçekleştirmiş oluyor. Ve sonrasında yapmam gereken şey de bakın burada dediğim gibi yine ikisini aynı anda yönetebiliyor olmanız mümkün. İkisini aynı anda açarsınız, sırasıyla yaparsınız. Hiç sorun değil. Ama bakın burada da aynı şekilde köşe kaynağını seçiyorum. Single delikten sonrasında ilgili yüzeylerimi seçiyorum. Taban yüzeyimi seçtikten sonrasında bakın 3 olarak karşıma geliyor burada. Ve ben bunu solid olarak belirtiyorum. Intermittency kısmında göstermediğim bir seçenekten bahsedeceğim burada. Intermittent Weld'de de burada biz type kısmında angular diyebiliyoruz. Yani biz bunu açısal olarak bu şekilde kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bakın 30 derece kadar burada yaptı. Boşluk bıraktı. 30 derece kadar yaptı. 4 adet bunu yaptı. İsterseniz 3 yapabilirsiniz. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz. Eğer imkan veriyorsa. Veya pitch seviyesini burada bakın by value şeklinde de kontrol edebilmeniz mümkün olacaktır. Bakın her 90 derecelik boşlukta bir kendisi yerleştiriyor olacak. İsterseniz buradaki adet sayısında olabildiğince kendiniz ayarlarsınız. Mesela 30 derece 30 derece diyelim. 3 adet yaptınız. Şöyle 4 yapalım bakalım. Yapacak mı? Bakın yapıyor. 5 yaptım. 5 de bitirdim diyelim. Hatta 6 yapabiliyor muyuz bakalım? 6 da bitirdik diyelim. Şu an için uygun bir yapıyı benim karşıma getiriyorsa ben burada okey der. Bu işlemi tamamlamış olurum. Ve cancel diyerek de bu kaynak işlemi sürecimi tamamlamış olurum. Şimdi benim özellikle kaynak arayüzü ile ilgili bahsedebileceğim ve kaynak tasarımını daha hızlı, daha otomatik bir süreç içerisinde yapabilmeyi sağlayabileceğimiz araçları burada sizlere göstermiş oldum.
sunumumuz kısmını tanımlamış, yani burada uygulama sunum kısmını bitirmiş olduk. Sizlerin bu noktada sormak istediği sorular var mıdır? Bu arada Hayati Bey, ben sizin sorunuzu gördüm. Orada anlık bir sıkıntı oldu anladığım kadarıyla. Normalde çünkü Lightwelt tarafında bu tip sıkıntılar çok karşımıza gelmez. Yani Lightwelt dediğinizde direkt orada o geometriyi gösterir. Anlık bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındı herhalde. O yüzden orada onu bir daha yaptığınızda bu problemi çözeceğini düşünüyorum. Sorusu olan var mıdır? Sorusu olan varsa soru kısmından yöneltebilir. Şimdi TigMigMac farkını nasıl ekleyebilirsiniz? Şimdi bunu bir parametreye yansıtmak çok daha doğru olacaktır Emin Bey. Emin Bey değil mi? Bunu bir parametre bazlı olarak yansıtabiliyor olmak çok daha faydalı olur. Çünkü direkt kaynak arayüzü içerisinde bu şekilde bir farkı gösterebileceğiniz bir yapı söz konusu değil. Ama bunu bir parametreye bağlayarak bunu, yani kaynak parametreleri içerisine yerleştirerek ilerlemek çok daha uygun olacaktır. Parametrelerle ilgili de özel bir video hazırlayacağım. Yani bu aslında welding başlığı adı altında ileriki zamanlarda birkaç tane daha video görebileceğiz. Kaynağı yaptıktan sonrasını analize sokabilir misiniz? Evet, analiz kaynak analizi gerçekleştirilebiliyor ama bununla alakalı detaylı bilgileri bizim analiz uzmanı olan Vahap Bey'le görüşmekte fayda var. Yani o bu detayları çok daha iyi verecektir bizlere. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan varsa ben burada dinlemek isterim. Soru kısmına yöneltebilirsiniz sorularınızı. Ben teşekkür ederim Emin Bey. Ben teşekkür ederim Yılmaz Bey. Umarım sizler için verimli bir sunum olmuştur. Dediğim gibi sorularınız varsa ben burada alabilirim. Aksi takdirde bugünkü sunumumuzu bu şekilde tamamlamış olacağız. Teknik resimde katı olarak gözükmesi benim en çok istediğim özellikle. Şimdi teknik resim içerisinde katı olarak zaten uygulanabiliyor. Yani şöyle aslında şimdi bu bahsettiğimiz geometri, yani katı olarak sadece gösterim olarak bunu yapabiliyoruz aslında Hayati Bey. Yani kaynak geometrileri fiziksel bir geometri değil aslında baktığınızda. Yani normal bir park geometrisi şeklinde değil. Size orada sadece görsel açıdan bunu sağlar ve siz burada özellikle sembolleri burada yerleştirerek burada ilgili bölgeye kaynak uygulandığını gösterebilirsiniz. Ama direkt bir katı geometri şey mesela katı ayrı bir part gibi düşünmeyin bunu. Bu tamamen görsellik içeren bir yapıyı bizlere sunuyor. Yani katı olarak oluşturursa biz orada katı olarak görüyoruz ama şimdi kesit olarak yapıyordum sadece ama resimde round chamfer gibi gözüküyordu. Şimdi ona beraber bakalım isterseniz Hayati Bey. Beraber bir bakalım. Sizlerle inceleyelim. İyi o şekilde görmeye çalışalım durumu. Ben teşekkür ederim. Var mıdır sorusu olan? O zaman ben bu noktada bizlere yaptığımız etkinliklerden haberdar olabilmeniz adına da burada kullandığımız sosyal medya sayfalarımızdan da biraz bahsedeyim. Informatik Innovation adı altında YouTube'da bir kanalımız var. Bunu mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Burada özellikle belli aralıklarla
yaptığımız bu webinar kayıtlarını biz paylaşıyoruz. Bunlar sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz etkinlikler. Ve tabii bu etkinlikler öncesinde mailing adı altında da LinkedIn sayfamızda da paylaşılıyor. LinkedIn sayfamızı da bu noktada takip etmenizi tavsiye ederim. Ve informatikplan.com içerisinde de bizler takvimimizi paylaşıyoruz. Yani aylık eğitim ve webinar takvimimizi paylaşıyoruz. Bunlarda da bu alanda da biz bu bilgileri görerek eğitimlere veya webinarlara katılabiliyoruz. Bu noktada sizlerin bu sayfaları takip etmenizi de tavsiye ederim. Yani sizler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Umarım da webinarımız sizler için faydalı olmuştur. Daha sonraki webinarlarda tabii tekrardan görüşmek dileğiyle. Yakın zaman içerisinde az önce de belirttiğim gibi welding ile alakalı birkaç önemli noktaya değinebileceğimiz videoları da zaman içerisinde YouTube'da paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler için de uygunsa webinarımızı bu şekilde sonlandırabiliriz. O zaman iyi günler diliyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.